Değerli basın emekçileri, dünyayı saran Covid-19 salgını hayatın her alanını etkilediği gibi eğitim alanını da yeni tedbirler almaya zorladı. Yeni uygulamaların başlatılmasını gündeme aldı. Okullarda uzaktan eğitim başlatıldı. Üniversitelerde online sınav sistemine geçildi. Nisan, mayıs, haziran aylarında yapılacak çok sayıda sınav ileri tarihlere ertelendi. Pandemi sürecinde eğitime ilişkin alınan kararlar yeterli olmadığı gibi bazı kararlar da çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm toplumun sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştı. Eğitimin dağ gibi sorunları büyümeye devam etti. YKS ve LGS ertelenmedi. Pandemi sürecinde Nisan, Mayıs, ve Haziran ayında yapılacak bazı sınavlar ertelendi. Ancak 27-28 Haziran 2020 tarihinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları yani YKS ile 20 Haziran 2020'de yapılacak Liselere geçiş sistemi merkezi sınavı yani LGS ertelenmedi. Aksine 25-26 Temmuz 2000 tarihinde 2020 tarihinde yapılacak YKS öne çekilerek 27-28 Haziran 2020'ye alındı. YKS'nin öne alınma amacının anlaşılmadığı gibi gerekçesi de ilgililer tarafından açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı 10 yaş altındaki çocukların sokağa çıkma yasağı devam ederken kendi bünyesinde yapacağı sınavları erteledi. Bursluluk sınavını Eylül ayına erteledi. Özellikle ustalık ve kalfalık sınavını da Ağustos ayı sonuna erteledi. Ama ne hikmetse LGS sınavını yapmakta ısrar ediyor. YÖK de YKS sınavını yapmakta ısrar ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Haziran'da kar yağdığını düşünüyor. Nedeni şudur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak COVID-19 riski nedeniyle YKS ve LGS'nin ertelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiğimiz araştırma önergesi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri tarafından reddedildi. Gerekçe çok ilginç. Konya milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Konya milletvekili, eski Milli Eğitim Bakanı, Bakan Yardımcısı Orhan Erdem konuşmasında şöyle dedi. Temmuz ayında havalar sıcak oluyor. Bu nedenle sınavın Haziran ayında yapılması gerekir dedi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı özel okulların rehabilitasyon merkezlerinin Kur'an kurslarının 15 Ağustos'ta yüz yüze eğitime geçileceğini söyledi. Rehabilitasyon merkezi ve Kur'an kursları 15 Haziran'da açılacak. Belli ki Orhan Erdem Haziran'da sınav yaparken kar yağacağını düşünüyor. Ağustos'ta sınav yapılırsa yine kar yağacağını düşünüyor. Ama Temmuz ayında da havaların sıcak olduğu için bunu düşünmediklerini söylüyor. Ama biz gerçek nedenleri biliyoruz. Halkımız, öğrenciler de gerçek nedenleri biliyor. Her şey para değil. Biraz da vicdan lazım. Biraz da insaf lazım. Her şeyi para gözlüğüyle görürsek bu ülkenin geleceği olan gençlerimize sahip çıkmamış oluruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza karşı takılınan umursamaz tavır çoğu kişi tarafından belki unutulacak. Biz siyasetçiler tarafından da belki unutulacak. Ama inanın, bana inanın, çocuklarımızın, öğrencilerimizin ve gençlerimizin bunu hiçbiri unutmayacak. Çünkü konu onların gelecek konusudur. Konu onların hayatıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın inisiyatifi ele alarak özel okullardaki fiyat artışlarına Okul servis ve servisçilerin sorunlarına bir de çözüm bulması gerekiyor. Sadece öğrencilerin bu sorunu değil. Milli Eğitim Bakanlığının ilgilenmediği özel okula giden öğrencilerin velileri perişan, öğrenciler perişan, öğretmenler daha da mağdur. Ama ne yazık ki Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bunların tümüne seyrederek bakıyor. Öğretmen olmadan eğitim olmaz. Öğretmen atamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart'ta çok ciddi bir açıklama yaptı. Müjde verdi. Dedi ki 20 bin öğretmeni atıyoruz. Müjdeler olsun dedi. Peki atadığınız öğretmenlerin kararnamesi çıktı mı? imzalandı mı? Hayır. Kararnamesi imzalanmayan 20 bin öğretmenin sorunlu biz kamuoyunun gündemine getirdik. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu sorunu sürekli gündemde tuttu. <laughs> Ve bunun sonucu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22 Haziran tarihinde öğretmenlerin kararnamesinin imzalanacağı açıklandı. Soruyorum size. Neden? Neden 22 Haziran'da imzalanacak? Öğretmen kararnameleri burada. Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da diye mi imzalanmadı? Eğer iki ay bu öğretmenlere maaş vermeyelim diye bunu yapmışsanız gerçekten günüş duruma düşüyorsunuz. 2 Haziran'da yeni sözleşmeli öğretmen alım süreci başladı. Biz bu süreci yakından takip edeceğiz. Öğretmenlerimizin kararnamelerinin bir gün bile bekletilmeden, geciktirilmeden mutlaka hayata geçirilmesi gerekir, göreve başlatılması gerekir. OECD raporlarına göre Türkiye'de acil 200 bin öğretmenin atanmasına ihtiyaç var. 700 bin atanmayan öğretmen var doğru ama acilen 200 bin öğretmen ataması yapılması gerekir. Ama ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti 20 bin öğretmen atamayla bu işin çözülebileceğini zannediyor. Bu işin çözülmeyeceğini kendileri de biliyor, dünya alemde biliyor. Rehabilitasyon çalışanları zor durumda. Bugün beni ziyaret ettiler, bir dernek kurmuşlar. Rehabilitasyon kurumlarının ve buralarda çalışan öğretmenlerimizin de sorunları hala çözülmedi. Rehabilitasyon merkezi çalışanları pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğinden tam olarak yararlanamadılar. Eksik yararlandılar. Bu merkezler 15 Haziran'da açılıyor. 15 Haziran'da bu merkezlere gelecek çocuklarımız pandemiye karşı, Covid-19'a karşı vücutlarının dayanıksız olduğunu herkes biliyor. Tıp alanı da biliyor, bilim kurulu da bunu biliyor. Burada öğretmen tehlikede, gelen çocuklarımız tehlikede çalışanlarımız tehlikede. Bunlara ilişkin alınacak tedbirlerin yetersiz olduğunu da görmekteyiz. 15 yaşından 18 yaşından küçük, kronik rahatsızlıkları bulunan ve dış etkilere karşı korunmasız olan çocuklarımızla ilgili tedbirler alındı mı Sayın Milli Eğitim Bakanı? Eğer bu tedbirler alınmamışsa burada yaşanacak en küçük felaketten siz sorumlusunuz. Bunu asla unutmayın. Öğretmenlerin mazeret tayinleri dönemi 2017'de göreve başlayan öğretmenlerimiz mazeret tayinleri başladı. Ama ne yazık ki atamaları yapıldığı tarih esas alınmıyor. Göreve başladıkları tarih esas alınıyor. Göreve başlama tarihi güvenlik soruşturması nedeniyle bazı illerde bir ayda güvenlik soruşturması sonuçlandı, bazı illerde ise üç ayda güvenlik soruşturması sonuçlandı. Aynı dönemde atananların bir kısmı bu atamadan, bu tayin döneminden yararlanıyor ama e, devletin farklı valiliklerin uygulaması nedeniyle geç başlatılanlar yararlanamıyor. Yani on gün geç başlayan bir yıl hak kaybı kabul edilemez, bu sorunun çözülmesi lazım. Bu 2 Haziran'da atama yapılacak. Yapılacak bu atamada engelli öğretmenlerinin tamamının atamasının yapılması lazım. Engelli öğretmenlerde atama bekleyen ve yasal olarak ataması yapılması gereken 450 öğretmen var. 450 öğretmeni atayamayan bir devlet olma utancını yaşayamayalım. Pandemi sürecinde zaten engelli öğretmenlerimiz ciddi bir e, sorun yaşadı. Gelin bu pandemi sürecinde bu engelli öğretmenlerimize bir müjde verelim. Bu müjdeyi verdiğinizde inanın onlar sizleri unutmayacak. Ücretli öğretmenler var, sorunları devam ediyor. Bu pandemi sürecinde zaten yoksulluk sınırının çok altında ücret alan, asgari ücretin bile yarısını alan ücretli öğretmenlerin yaşam mücadelesi verdiğini hepimiz biliyoruz. Ne insan onuruna ...ne de öğretmenlik mesleğine yakışmayan bu köleci çalıştırma sistemi acilen kaldırılması gerekiyor. Ücretli öğretmenlerin kadroya alınması gerekiyor. İşte 200 bin öğretmeni atarsanız bu sorunların tümünü çözersiniz. PİKTES öğretmenlerin endişeli bekleyişi devam ediyor. PİKTES öğretmenleri biliyorsunuz Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunun desteklenmesi proje kapsamında... 4500 Pikles öğretmeni de atama bekliyor. Ancak bu öğretmenlerimizin talebi Hazine ve Maliye Bakanı Belert, Berat Albayra takılmış gözüküyor. Buradan bir kez daha damada çağrı yapıyorum. Bu öğretmenlerin sorununu çözmek sizin boynunuzun borcu. 4500 öğretmenin sorununu nasıl çözeceğim diye düşünüyorsan israftan vazgeç kendi çocuklarını Amerikan kolejlerine göndermekten vazgeç. Bu 4500 öğretmenin atamasını yap. Eğer sosyete damat Berat Albayrak sadece kendi keyfini, kasanı düşünüyorsan bu zihniyette bu ülke yönetilemez. Bunu da bilmen lazım. Sevgili basın emekçileri, değerli izleyenler, okullar sınava tabi tutulacak ama okul müdürleri, okul yöneticileri ağlıyor. Dezenfaktan işlemlerinin yapılabilmesi için okullara herhangi bir bütçe ayrılmış değil. Okul müdürlerine Adana'dan başta olmak üzere valilikler IBAN numarası gönderiyor. Okul müdürüne diyor ki senin okuluna otomatik dezenfakta makinası ve dezenfaktan gönderiyorum. Bunun parasını gönderdiğim IBAN numarasına yatır. Bir de biliyorsunuz öğrenciler sınava maskeyle girecek. Ama okul idarelerine maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilmemiş. Valilikler tarafından da temin edilmemiş. Bunu okul müdürlerinin ve idarecilerinin birçok ilimizde belediye başkanlarımızı arayarak talep ettiklerini biliyoruz. Bizim belediyelerimiz bu talepleri karşılar. Ama ne yazık ki her konuda olduğu gibi ekmek dağıtmamıza engel olanlar Maske dağıtmamız hakkında da soruşturma açıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz çocuklarımızın geleceği için onların sağlığı için elimizden gelen her türlü katkıyı sunacağız. Bu konuya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir el atması gerekiyor. Tüm bu işlemler Milli Eğitim Bakanlığı'nın izniyle mi yapılıyor yoksa işgüzar valiler mi bunu yapıyor? İşgüzar Milli Eğitim Müdürleri mi? Bunun açığa çıkartılmasını istiyoruz. Eğer bu açığa çıkmazsa çocuklarımız gerçekten perişan olacak. Pandemi sürecinde eğitim nasıl yapılacak? Öyle ya 15 Haziran'da başlayan eğitimler var. 15 Ağustos'ta başlayan telafi eğitimleri var. Eylül ayında bir bütün olarak eğitim başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni eğitim öğretime ilişkin kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama bekliyoruz okul eksiği sınıf eksiği nasıl giderilecek? Bu yaz döneminde bir çalışma var mı? Sosyal mesafe koşullarına uyulacak bir eğitim yapılabilecek mi? 40-50 kişilik sınıflarda bu uygulama nasıl gerçekleştirilecek? Milli Eğitim Bakanlığı yaz döneminde açık olacak. Kreşler, spor okulları ve Kur'an kurslarında çocuklarımızın güvenliğini sağlamak için nasıl tedbirler alındı? Aileler bu konuda gerçekten çok tedirgin. Ayrıca belediyelerin bünyesinde faaliyet gösteren kreş ve spor okullarının faaliyetlerine henüz izin verilmemiştir. Kur'an kurslarının açılmasına, kreşlerin açılmasına, rehabilitasyon merkezlerinin açılmasına izin verildi ama tedbirler konusunda Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda yetersiz olduğunu biz görmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğer beceremiyorsa, valilikler beceremiyorsa bıraksınlar kreşlerin, Kur'an kurslarının, yaz spor okullarının tüm bakım ve temizliğini ve dezenfektan işlemlerini belediyelerimiz yapsın. Biz çocuklarımızın buralara gitmesine karşı değiliz. Ama çocuklarımızın sağlığı açısından, güvenliği açısından tedbirlerin yetersiz olduğunu biliyoruz. Bu tedbirler alınmadığı müddetçe çocuklarımız risk altında. Velilerimiz, öğrenci velilerimiz ve öğretmenlerimizin kaygısını gidermek için Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'tan doyurucu bir açıklama bekliyoruz. Eğer bunları yaptığını iddia ediyorsa Sayın Ziya Selçuk'la birlikte istediği televizyon kanalında eğitimin sorunları ve çözüm önerilerini tartışmaya açım. Kendisiyle bir eğitimci olarak çocuklarımızı siyasete alet etmeden bu tartışmaları yapalım. 12 Haziran'da ve 13 Haziran'da Türkiye Akademi tarafından yapılacak deneme sınavlarına tüm çocuklarımızın katılmasını öneririm. Çünkü belli ki bunlar Haziran sonunda sınavı yapacaklar. O zaman öğrencilerimize benim önerim şudur. Derslerinizi çalışmakta ihmal etmeyin. Günlük çözdüğünüz soru sayısını 300'den 350'ye çıkarın bize yani siyasetçilere en güzel yanıtı bu sınavda başarı elde ederek vereceksiniz ama sağlığınızı mutlaka koruyarak bunu yapın. Biz sizi seviyoruz. Sizin geleceğiniz cumhuriyetin geleceği olduğunu biliyoruz. Bunun için de tüm sorunlarınızın çözümü için de, için Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha beyan ediyoruz. Teşekkürler. Sorunuz var mı arkadaşlar? Peki teşekkürler.